Herkese nasip olmaz yani Ehl-i Sünnet'e göre inanmak. Sen şimdi 2 milyara yakın Müslüman var diyorsun. Bunların kaç yüz milyonu tam Ehl-i Sünnet itikadı üzere, müstakimdir falan. Tabii ne ne bileyim yani bir aşağı yukarı bile bir rakam veremem. Ama e tabii biliyorum ki e, birkaç yüz milyon Şia var yani onu biliyorum. Tabii Şia'nın dışında da e, böyle hani ben hariciyim, ben Mutezile'yim diyen pek kalmadı ama eşinlik Ankara ilayat Mutezile'nin bütün görüşleriyle doldu sünneti inkar ediyor, hadisi inkar ediyor, mezhebi inkar ediyor. E dolayısıyla yani şimdi buradan İmam Hatip'ten yetişenlerin de bir kısmı maalesef. Hatta ekseriyeti denebilir çok tehlikeli bir durum. Boyut almış reformist akımlar, edile-i dört tür şeriatın delilleri, Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fıkha bunlar. Kur'an'dan başka hepsini inkar ediyor. Kur'an'a da geleceğiz zaten tevil ediyor. Mucize yok diyor. Temsildir diyor. Memsil. Yani bu, bunlar hep din adamları, bu vaaz veren hocalar, biz bu canımız çıktı bunları e, efendim uyarmak ve bu milleti bunlardan kurtarmak için değil mi? Onun için Müslümanım diyen kaçta kaçı eli sünnette istikamet edebilir Bu bir devlettir, bu bir nimettir. Herkese nasip olmaz. Onun için allah Teala'dan bunu bize nasip etti. Bu saatten sonra devamını ve ölene kadar sürdürülebilirliğini